pastırmak nasıl yapılır? Bence bu, eğer özellikle evde yapacaksanız ve profesyonel değilseniz, profesyonel olmayan birinden profesyonelce dinlemeniz mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü ben bu işi deneyimledim ve sizin de nerelerde takılabileceğinizi biliyorum. İyi biliyorum neyi öğrenmek istediğinizi, neyi yapıp yapamayacağınızı düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Bu yüzden sizlere kendimin de dikkat ettiği, yani profesyonel olmayan biri olarak nasıl bu tırnaklar yapılıyor, bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bu işlemde 3 farklı yöntem kullanılıyor. Benim bildiğim kadar en azından. Birincisi tips yöntemi. İkincisi üste kalıp koydukları, adını şu an bilmiyorum, kalıp koydukları yöntem. Ve bir tanesi de kilt bloklar. Kilt şablonlar. Kilt şablonlar kullandıkları sistem. Ben üste kalıp koyulanları denedim ve bir de tips yöntemini denedim. Şu an işlemi yaparken size en azından ikisinin arasındaki farkı, yani tips yöntemiyle üste kalıp konulan yöntem arasındaki farklardan bahsedebilirim. Çok da lafı uzatıp, çünkü tips yönteminin de iyi yanları kötü yanları diye şu an bahsetmek istemiyorum. Ama direkt tipsle, şu şekilde tipslerimiz olacak. Bunlarla yapımına geçmek istiyorum. Ki çok vakit kaybetmeyelim ve ben zaten bunları yaparken size anlatacağım diye düşünüyorum. Ve işleme geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben zaten bir süre öncesinde protez evde yapamayacağımı düşündüğüm için ya da hiç aklıma gelmediği için bu sistem kalıcı ojeye merak sarmıştım ve zaten bir set almıştım kendime. Bu setin içerisinde ışığım vardı. Primer, base coat, top coat bunlar vardı ve 3 tane de oje vardı yanında ve bunların da yanında işte birçok ıvır zıvırı vardı, işte pamukları, bufferlar, kilt törpüler, tırnak yağı gibi içeriği olan bir setti. Dolayısıyla ben protez tırnak yapmaya başlamadan önce sadece birkaç malzeme eklemek zorunda kaldım. Yani ilk kez başlayacaksanız eğer bir tık malzemeleri pahalıya mal olabilir ama parça parça alırsanız ya da hani zaten yapacağınızı göze alıp yaparsanız uzun vadede çok daha avantajlı oluyor. Ben ama kalıcı ojeden sonra, benim protez tırnak yapmaya karar vermemden sonra eşyalarıma eklediğim ürünlerin biri bu elektronik çörpü. Özellikle eğer üstü kalıp olan, bu adı neydi ya? Of, neyse. Üstü kalıp olan formla yapacaksanız, dual formlar. Eğer dual formla yapacaksanız alt tarafına şöyle güzel bir şekilde tırnak formunu verebilmek için bu elektronik törpülere ihtiyacınız var. Aksi takdirde bayağı zor olabilir yapmanız. Bunun yanında ekstra aldıklarımdan bir tanesi, üstü artık matlaşmış falan bunun. Bir tanesi şöyle bir kalem fırça. Yani kalem formda olan bir ucu böyle sert sıkı bir fırça. Kapaklı iki tarafı da. Bir ucu da böyle spatula ürün almak için. Ben protez tırnak yapımı için builder jel dedikleri sıvı, biraz daha akışkan olan formda bir ürün aldım. Özellikle bu dual formlarla kullanacaksınız. Daha katı formda olan tüpte versiyonları var. Onları tercih edebilirsiniz. Benim bu aldığım gerçekten şu tipslerle harika oldu. Bundan sonra sürekli bunu kullanırım diye düşünüyorum. Bir de bunu yapıştırmak için yapıştırıcısı var. Şu şekilde. Bu sanıyorum. Ben daha önceden hiç takma tırnak kullanmamıştım. O yüzden bu muhtemelen bildiğimiz tırnak yapıştırıcısı sanıyorum. Bir de şöyle bir polijel sıvısı ekledim ürünlerime. Bununla da polijeli şekil verme işini yapıyorsunuz. Fırçaya buna batırarak bir miktar ürün alıp sonra polijele şekil veriyorsunuz. Aslına bakarsanız şu hikayede anlıyorum. Aslına bakarsanız tırnaklarımın hepsi yapılı. Şöyle inceleyelim. Çünkü zaten bu işlem için buradayız sonuçta. Bunlar tabii şu an profesyonel işte olmadılar. Ama ilk yapışıma göre bu formda ve bu şekilde ilk kez yapışım gerçekten. Gayet başarılı oldular diye düşünüyorum. Ve size bu videoyu çekmek için gecikeceğimi düşünüyorum. Çünkü en az bir aya ihtiyacım olur diye düşünüyordum. Ama şu baş parmağımdaki oje, kavanozu kaldıracağım diye, dün konserve kutusunu kaldıracağım diye kırıldı. Yani bayağı sert bir şekilde çarptı diyebilirim. O yüzden kırıldı ve ben de fırsatı çevirip hem bir an önce bunu tamamlamak istiyorum hem de sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle beyaz bir kağıt seriyorum ben. Bir A4 kağıdı. Çünkü masaya bulaşmasını istemeyiz. Malzememiz şöyle bir şey. Bu malzeme gerçekten çok yapışkan bir şey. O yüzden sağ sola bulaşmasını
istemeyiz. Elimle bile tutmak istemiyorum şu an. Şöyle açalım. Bendeki bu versiyondan. Gayet iş görüyor. Ama dediğim gibi eğer dual formla yapacaksanız o birazcık bu zor oluyor onunla. Bu daha kolay oluyor. Öncelikle bunlar tipsler. Takma tırnağa çok benziyor ama takma tırnak gibi değil. Bunlar hatta yarım ay diye geçiyor. Mesela şu kesimi bakın biraz daha ay şeklinde normal tırnak formu gibi değil. Dolayısıyla bunlar böyle tırnağın üst tarafına doğru değil ama daha uç tarafına doğru, şurasına doğru yapıştırılacak. Ve burada dikkat ederseniz iki katman var. Yani bir tık daha şurasında bir iz var. Biz yapıştırıcıyı buraya sürüp daha sonra tırnağımızın üstünde, ucunda yani bu şekilde bekletip 10 saniye falan yetiyor. Bekletip sonra tırnağımıza şekil vereceğiz. Ve bunun için tabii ki hangi model tırnağınıza tam uygun bunu seçmeniz lazım. Mesela bu form benimkine tam oluyor. Şu an baş parmağıma bu tam oluyor. Eğer siz protez tırnak yapmak istiyorsanız, kalıcı öje de sürmek isteseniz bu hiç fark etmez ya da hangi formda yapacağınız hiç fark etmez. Tırnaklarınızın şu üst yüzeyinin pürüzsüzleştirilmiş olması yani üst yüzeyinin ilk önce ince bir tabakasının alınmış olması lazım. Ve hiç yağ barındırmıyor olması lazım. Ve şurada kütikül etlerinin iyice itilmiş olması lazım. Benim zaten bakın kütikül etlerim, bu kısımlarım temiz. Çünkü daha yeni yapmışım. Şunları yeni yapmıştım zaten. Şurada tutkalların falan izi kalmış. Ne yapacağız? Ya bir kağıt törpüyle bunların üstünden geçeceğiz ya da işte elektronik törpüyle yüzeyinden geçeceğiz. Ama bunun da yanında tırnaklarınızın sıfır kesilmiş olması lazım. Bakın ben yaptığımdan bu yana ki çok kısa süre oldu aslında uzamış bile. Dolayısıyla bunu bir keseceğim ve sıfır törpülüyoruz. O yüzden tırnaklarınızla uğraşmıyorsunuz. Bu iş çok güzel bence. Bir de bende şöyle Moisture'ın bir törpüsü var. Bununla yine de yuvarlağın tırnağı, kendi tırnağımızın da törpüsünü ufaktan yapalım. Bu elektronik törpünün de 5-6 tane sanıyorum başlığı var. Şu şekilde şuradan bastırıp burasını çıkartıp açabiliyorsunuz ve başlıkları değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu özellikle şu üst yüzeyin pürüzlüğünü almak için kullanıyorum. Çok kaliteli bir makine değil ama iş görüyor. Tabi birazcık da sağ ile yapmak normalden daha zor. Kullanması çok da zor bir törpü değil. Hemen buraya böyle gelişi güzel törpülüyorum. Bunları da geçebilirim üstünden. Yani bu üst yüzeyinin yağını, o üst, en üstteki tabakayı ne kadar alırsanız, öje, tutkal, malzeme, tırnağı o kadar iyi tutunuyor. Aslında yılbaşı ambiyansından dolayı bu sefer kırmızı yapmak istemişim ama beyazı ben çok seviyorum. Her şeyde gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Dolayısıyla hep beyaz yapıyorum. Ben de şöyle Mozier diye okunuyor sanırım. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu seriden var. Işık da bu seriden. Primer, base coat, top coat bu seriden ve öjelerim de bu seriden. Bu primer, bu base coat ve bu da top coat. Öncelikle ne yapıyorum? Tırnağımın üst yüzeyi pürüzsüzken ve bu tırnağı şimdi böyle alkolle güzelce siliyoruz. Üstünü de gıcır gıcır yapıyoruz. Alkolün olması demek artık burada hiç yağ yok demek ve her şey üstünü sıkıca tutacak demek. Şundan açacağım. Bu da geldiğinde bile içi çok yarımdı bu arada. Bunun şu bahsettiğim kısmına sürüyorum. Çok fazla ürün olmaması lazım ama çok az olursa da tutmaz işte ayarlamanız lazım. Ama düşündüğünüzden daha kolay tutuyor. Ben şöyle bir tık havadayken üflüyorum. Ve sonra bunu getirip tırnağımızın uç kısmına yapıştıracağız. İşte böyle. Ve bekliyorum. Ama emin olun yapabileceğiniz en kolay. Ben polijel sıvısı için şöyle küçük bir kapak ayarlamıştım. Bunu koyuyorum çünkü hepsi bu çabuk uçan bir şey. Hepsinin ağzı açıkken ya da hani fırça içine batırmak yerine böyle parça parça alıp koyuyorum. Zaten çok az bir şey yetecektir. Ve şu an zaten bol miktarda etrafımızda alkol var. Dolayısıyla bu ürünün yapışkanlığını alkolle alabilirsiniz. O yapışkanlığı almak için sıvı diye ayrıca satılıyor. Ama eğer evinizde alkol kolonya bile varsa o bile yeter. Bunları kullanabilirsiniz. Bunu kesip şekil vereceğiz. Normalde bunları kesmek için makaslar var. Protez tırnak makası. Ama ben direkt bunlarla kesiyorum. İkisi de iş görür. Alabilirsiniz. Çok pahalı bir malzeme değil zaten. Ama ben almadım. Şimdi bunu keseceğim.
diğeriyle aynı boyda törp yapabilmek önemli burada. Zaten buraları törpüleyeceğiz ve gayet yine de sağlam. Bir önceki yapışımda kaş makasıyla kesmiştim. Onu da deneyebilirsiniz. Normal makasla da deneyebilirsiniz. Çok bir olayı yok. Ama önemli olan elinize taktığınız kısmı çatlatmamanız. Şimdi buna şekil vereceğim ve üst yüzeyinde yine törpüleyeceğim. Güzel bir şekilde törpülemeniz lazım. Daha uzun da bırakabilirsiniz. Daha kısa da. Nasıl isterseniz. Ben en azından şimdilik çok da uzun yapmak istemiyorum. Bunlar fazlasıyla yetiyor. Bu kağıt törpülerin bir tarafı daha çok tırtıklı oluyor. Yani yüzeyleri farklılık gösteriyor. Ama bir tarafı da böyle daha çok düzeltmek için şu makineyle birazcık da düzeltme yapmak istiyorum. Üzerine de törpülüyorum. Çünkü o da sonuçta malzemeyi tutacak. Tırnağınıza şu şekilde yandan baktığınızda bakın düz bir tırnak formunun devam ediyor olması lazım ve şuradaki köşeli yapıyı yok etmemiz lazım. Bu kısımda törpülük işçiliğimize kalmış. Normal kendi tırnaklarınızı törpüler gibi. Ve önce primer uyguluyorum. Ve eminim bu işte gittikçe daha da çok ustalaşacaksınız. Tipse sürmenize gerek yok primer'ı. Sadece en üst tabakaya. Primer zaten hemen kuruyan bir şey. Daha sonra base kodumuza geçiyoruz. Eğer protez tırnak yaptıracaksanız, kendiniz yapacaksanız ya da dışarıda yapacaksanız fark etmez. O günlerde ve o günden öncesinde krem falan sürmemeye çalışın. Çünkü ne kadar krem ya da yağdan uzak tutarsanız ellerinizi o kadar kolay tutacaktır. Bu şekilde sürdük. Base kodda çift taraflı bant görevi görüyor gibi düşünün. Üstüne gelen ve altta kalan malzemeyi çok güzel bir şekilde tutacak. Base coat'u sadece 30 saniye tutmanız yeterli. Şimdi işte geliyoruz işin en önemli kısmına. Burada şu malzemeyi fırçanın ucuyla alacağım. Birazcık polijel sıvından alıyorum. Fırçadaki fazlalığı şunun kenarında ya da şöyle işte kağıtın üzerinde alabilirsiniz. Artık burada dediğim gibi el işçiliğine kalmış. Şöyle bir miktar alıp aslında öje sürer gibi sürüyorsunuz. Ama burada işte şu özellikle orta kısmında mesela çok ince bırakmamaya çalışacağız. Tepeden başlayacağız. Kenarlara doğru getire getire çok bastırmadan hatta hiç bastırmadan bir nevi kendinin akmasını bekleyerek şu şekilde ve etlerimize de kesinlikle gelmemesi lazım. Ve İçinde de hava bırakmayacağız. Hadi bakalım ben şimdi dikkatlice bu işe. Ve işte böyle mümkün olduğu kadar düzgün bir yüzey yapıp şöyle birazcık da ters çevirip yer çekimine yenik düşmesini bekleyip kurutacağız. Ben şu an zaten tek parmak gösteriyorum ama siz 10 parmak birden yaparken polijeli sürüp kurutmaya dikkat edin. Bu polijel akışkan olduğu için sağa sola akarak formu bozulabiliyor. Bakıyorum şu an aynı. Bu arada şunun üzerinde zaten beyaz kalıcı oje var. O yüzden renkleri farklı. Bir kurutuyorum ben bunu. Evet şimdi ben bunu kuruttum. Gerçekten çok güzel oldular. Bunu şimdi artık kaldırıyorum. Çünkü bununla işimiz bitti. Şimdi bunu yaptıktan sonra üstü biraz yapış yapış bir doku var ama biz zaten bu törpüyle biraz üzerinden geçip bunu matlaştıracağız. Keşke hep öyle parlak kalsa değil mi? Ama öyle olmuyor. Ama korkmayın zaten üstüne bir top coat geçtikten sonra öyle oluyor. Yani normalde olsa çok uğraşmazdım ama artık şu beyaz renkten alıp üstüne sürüyorum. İşte. Hemen kurutmaya. Ve geliyoruz artık son kısımlara. Bakın bunu
Öjeyi çift kat da yapabilirdiniz ama ben zaten yeteri kadar renk aldığım için. Çünkü benim builder jelim milk white, yani süt beyazı renginde. Dolayısıyla alttaki beyazı, üstüne de beyazı sürünce tam rengini tutturabildim. O yüzden ikinci katı sürmüyorum. Ama siz farklı renk yapacaksanız ikinci kat kullanabilirsiniz. Ya da builder jelinizi farklı renklerde alabilirsiniz. Şeffaf olanları var, nude olanları var, tırnak renginde pembemsi olanları var. Onları değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine en son artık top coat geçeceğim. Bu top coat da no wipe diye geçiyor. Yani üzerinde üst tabakasında yapışkan yüzey bırakmayan versiyondan. Diğer top coatlar bırakıyor olabilir ama dediğim gibi onu da zaten alkolle silerseniz ondan da kurtulacaksınızdır, o yapışkanlıktan da. Şimdi bunu sürüp işte, ama burada birazcık daha güzel yapmanız lazım. Çünkü artık bu en son kat. O yüzden güzel bir şekilde bunun üstüne süreceğiz. Dediğim gibi bende 3 renk kalıcı oje vardı. Beyaz, nude ve kırmızı. Bunların üstüne hangisini geçsem o renk olurdu. Altı artık çok da önemli değildi aslında. Ya da hiçbirini de geçmeden de aynı gördüğünüz katın üstüne bunu sürüp kurutabilirdim. Bakın şu ışık yansımasının güzelliğine bakar mısınız? Çok çok düzgün bir şekilde sürdük. Hiç pürüz yok. Şimdi bunu kurutacağız. Bunu yine kurutmak için 60 saniye seçeceğim ama birkaç kere 60, sonra en son 1 dakika falan yaparım. Ne kadar sağlam olursa o kadar iyi diye düşünüyorum. Ama siz 1 dakika artı 30 saniye yapsanız da yeter. Tabi bu dediğim gibi makinenizin bir de gücüne de bağlı. Evet ve tırnaklarımın bitmiş hali bu şekilde. Diğer baş parmağımdan da bir farkı kalmadı. Bu arada ben bu tırnağı dün kırdım ama normalde böyle kolay kolay kırılan bir tırnak değil. Gerçekten çok zorladım. O da kırılmış ve hani tırnağıma çok acı da vermedi, zarar vermedi yani. Olabilir yani, neden olmasın. Ama öyle kolay kolay kırılacak tırnaklar değil. Ben çünkü dual form olanını bile bayağı uzun bir süre kullandım ki bu onlardan çok çok daha sağlam oluyor bence. Ve daha çok kendi tırnaklarınız gibi. İkisinin arasındaki farkları açıkladım. Ayrıca bir video yapmak istiyorum. Çünkü fikir olsun istiyorum ya, özellikle ilk kez yapanlar için, ilk kez yapmak isteyenler için. Çünkü ben kendim araştırırken yeteri kadar bilgi bulabilseydim, öyle bir video bulabilseydim mesela, muhtemelen ilk başta tips denerdim. Ama doğal formun daha kolay olacağını düşünmüşüm. Yani onun da kendine göre kolaylıkları var ama bu daha güzel oldu. Evet. Evet, ben Duygu, elimden geldiğince size bu işi anlatmaya çalıştım. Püf noktalarını, kendimin dikkat ettiği noktaları anlatmaya çalıştım. Eğer sizin hala sorularınız varsa cevaplayabilirim. Lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ya da bana bir şekilde iletebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.